क्या होती उतरन रे Ne yapacağım şimdi ben? İçamı nasıl ikna edeceğim? Ben büyük bir hata yaptım. Çok büyük bir hata. İnanat, al bu valizleri yukarı götür. Peki efendim. Hadi gelin. Misafir odası üst katta. Siz yukarı çıkıp dinlenin. Sonra gidip efendimle tanışırsınız. Şimdilik bu kadar. Bir şey mi söylemek istediniz? Aslında evet. Efendimle tanışmadan önce bunu söylemek istemezdim ama alnınızdaki sindiru ve evlilik kolyesini çıkartırsanız bana büyük bir iyilik yapmış olursunuz. Lütfen. Ne? Siz ne diyorsunuz? Aklınız başınızda mı? Kızımdan sindiro ve evlilik kolyesini çıkarmasını istiyorsunuz. Onları ona kocası verdi ve asla çıkaramaz. Sadece tanışma esnasında, kısa süreliğine. Bunu yapmana izin vermeyeceğim. Anne, sakin olur musun? Siz gidin lütfen. Ben hazırlanıp geleceğim. Ah, ben bebeği unutmuşum. Acıkmıştır şimdi o. Ben ona gidip biraz süt hazırlatayım. İtça. Sana ne oldu böyle? Ha? Tanımadığımız bir adam dedi diye onları çıkartacak mısın? Hayır, buna izin vermeyeceğim. Beni duydun mu? Bak, bizim burada kalmamıza gerek yok. Hemen şimdi buradan gidebiliriz. Hadi. Anne, beni değil. Bu bebeği düşün lütfen, olur mu? Dün bütün gece yağmurda ıslandı. Bebek iyi değil anne. Önce onu doktora gösterelim. Sonra ev sahibiyle tanışırız ve buradan gideriz. Sadece bir iki gün anne. Hadi lütfen bunu yapalım. Ama İhça bak, o sana evlilik kolyeni... Anne, içeri gel. Sadece gidip konuşacağız. Gel hadi. Gelin Bay Takur. Buyurun. Oturun. Merhaba. Merhaba efendim. Teşekkür ederim. Evi defalarca aradım. Ama kimse telefona cevap vermedi. Kızımın nerede olduğunu öğrenmek istiyorum.
İtcan'ın nerede olduğunu öğrenmek istiyorum. Onu çok merak ediyorum. Siz onu gelininiz olarak kabul etmiştiniz. Biz de onu kızınız olarak göreceğinizi düşündük. Peki neden onun gitmesine izin verdiniz? Ne oldu? Bay Takur, biz de İtcan'ın gitmesine çok üzüldük. Ama ona yaşattığımız sıkıntılar yüzünden bizi affetmesini bekleyemezdik. Hem o kimseye bir şey söylemeden gitti. Gittiğinden birinin bile haberi olmadı. Oğlum da çok perişan halde. Şu anda ne kimseyle görüşmek ne de konuşmak istiyor. Bay Umit Singh, şu anda bir nerede? Onunla konuşmak istiyorum. Ben ona da çok telefon ettim. Telefonlarıma hiç cevap vermedi. Onu da merak ediyorum. Bazen karı koca arasında böyle yanlış anlaşılmalar olabilir. Ama onlara sorunlarını çözmelerinde her zaman yardımcı olmalıyız. Bir gibi kültürlü ve anlayışlı biri daha anlayışlı olabilirdi. Neden böyle oldu? Bay Takur, biz de bir şey sormak istiyoruz. Benim birim nerede? Efendimle tanışmadan önce alnınızdaki sindiru ve evlilik kolyenizi çıkartırsanız bana büyük bir iyilik yapmış olursunuz. Neden bunlar benim başıma geliyor? Ben hiçbir şey anlamıyorum. Doğru olan ne? Yanlış olan ne?
karar verecek. Tanrım lütfen bana güç ver. Bana doğru yolu göster. Buna çok ihtiyacım var. Sadece kızınız İtça değil. Oğlumuz Veer de evi terk etti. Gumanti, oğlumuz birkaç gün yalnız kalmak istedi. Ve bunun için onu asla suçlayamayız. Tabii ki öyle. Bay Takur. Buraya kızınız için endişelendiğinizden dolayı geldiniz. Ama o... Yani kızınız Tapasya yüzünden evi terk etti. Tapasya bize büyük bir yalan söyledi. Hepimizin beklediği o çocuk bizim kanımızdan değilmiş. Veer'i elde edebilmek için kızınız... Yani Tapasya böylesine büyük bir yalan söyledi bize. Düşünebiliyor musunuz? Bay Takur, bunu düşünüyor musunuz? Gumanti, lütfen sakin ol. Nasıl sakin olabilirim? Nasıl? Oğlumuz evi terk etti değil mi? Zavallı gelinimiz de evi terk etti. Ve hepsi sizin kızınız yüzünden oldu değil mi? Bizim tek suçumuz Tapasya'ya inanmak oldu. Eğer İtça ve Tapasya'dan birine inanmam gerekiyorsa... Öz kızım olmamasına rağmen ben İtça'ya inanırım. Yaşananların benim kızım yüzümden olduğunu kabul ediyorum. Söylediği her yalan için... Çekinmeden beni suçlayabilirsiniz. Bir şeyler yapabilmek isterdim ama... Tapasya ile olan tüm bağlarımı kopardım. İtça evi terk edecek kadar zayıf değil. O Tapasya yüzünden gitmiştir. Veer ona inanmadığı için, derdini anlatamadığı için evi terk etmiştir. Bir kadın, eğer kocasından destek görmezse, aynı çatı altında nasıl yaşayabilirler? Bu çok zor bir durum doğrusu. Bence Veer'le konuşup durumu düzeltmeliyiz. İtça'nın yaptıklarının bir sebebi var. O durup dururken böyle bir şeyi... asla yapmaz. Buna inanmıyorum. Bay Takur, kızınız bize yalan söyledi ve gitti. Buna siz de biz de ne yazık ki inanmış bulunuyoruz. Kimin daha fazla suçlu olduğunu hesaplamanın anlamı yok. Bize suç atacağınıza önce kendinize bakın. Bir kızınız, diğer kızınızın hayatını mahvetti. Evet, ayrıca bizim evimizin...
huzurunu da bozdu. Bu nasıl olabilir? İki kız nasıl böyle ayrıdır? Buna inanamıyorum. Ne tadımız ne de tuzumuz kaldı. Artık ne yapacağımızı bilmiyoruz. Bakın, 7-8 ay kadar ona Guvanti baktı. O Tapasya'ya annelik etti. O bu ailenin varisini bekliyordu. Onun nasıl perişan olduğuna bir bakar mısınız? Bu yalnızlığı kimin yüzünden? Oğlum Umet de aynı size benziyor. Sizin gibi o da iki kızınıza güveniyordu ne yazık ki. Ama şimdi kendi oğlunun nerede olduğunu bile bilmiyor. Peki tüm bunların suçlusunun kim olduğunu biliyor musunuz siz? Kızınız Tapasya ne yazık ki. Evet, bütün suç onun. Evin huzuru kaçtı. Her şey tarumar oldu, ağzımızın tadı kalmadı. Yeter artık, paramparça olduk. Evet, bunların hepsi Tapasya yüzünden oldu. Kızınız Tapasya yüzünden oldu. Bay Takur, biz bir hata yaptık. Suçlanması gereken biziz. Ama zaten cezamızı çekiyoruz. Siz iki kızınızı birden kaybettiniz. Biz de oğullarımızı ve öz kızımız gibi gördüğümüz gelinimizi. Bir oğlumuzu ölüm bizden aldı. Diğeri ise yanlış anlaşılmadan dolayı evi terk etti. Vir geri gelse bile eskisi gibi olmayacak. Eskiden ne kadar da neşeli ve hayat doluydu. Sizin ve benim amacımız aynı. Sizin elinizde de tıpkı bizim gibi hiçbir şey yok. Öyle değil mi? Söyleyin lütfen Bay Takur. Neden böyle oldu? Tapasya ne yaptı veya neyi yapmadı? Ben bunu düşünmüyorum. Çünkü benim ailem İçay'ı asla anlamadı. Sizin ne kadar kötü hissettiğinizi iyi biliyorum. Çünkü ben de kendimi çok kötü hissediyorum. Bu zor günlerde birbirimize destek olursak her şey daha iyi olur.
Katya. Sen sinduru çıkarmışsın. Kolyeni de. Viri hayatımdan çıkaramam anne, mümkün değil. Bak, sindurum burada. Kolyem de burada işte. Ben bakarım. İkiniz de hazırsınız. Gidelim mi? Şoför size efendimin odasına kadar eşlik edecek. Siz gelmiyor musunuz? Hayır. Beyefendi bana biraz kızgın. Beni görünce daha da öfkelenebilir diye düşünüyorum. Gelin lütfen. Söyler misin? Vir geldikten sonra seninle konuştu mu? Hayır baba. Gelir gelmez odasına çıktı ve kapısını kapattı. Gelin. Vir'e yemek yiyip yemediğini sordun mu acaba? Gidip sorar mısın? Hayır babacığım. Hayır, henüz soramadım. Ne diyeceğim ki? Banş yüzünden kendimi kaybettim. Her şey benim suçum. Gumanti, kendini suçlama lütfen. Sen doğru söylüyordun. Bana ne olduğunu hiç bilmiyorum. Aklımı kaybetmiştim. Olan oldu artık. Kendini üzmenin bir faydası yok. Bana kaç kere anlatmaya çalıştım. Ama ben... Gumanti, lütfen beni dinle. Ben sana bu başımıza gelen... olayları ve neyin doğru, neyin yanlış olduğunu hep anlatmaya çalıştım, öyle değil mi ha? Bunlardan tamamen emin olmadan masum birinin hayatını öylece kurban ettik, değil mi? Söylesene lütfen. Biz oğlumuzu da kaybettik. Çünkü onu hiç anlayamadık ve bunun sorumlusu da biziz. Ben, sen, hepimiz. Biz ne Vanş'ı anlayabildik, ne de Viri ve sevgisini. İtça gitti ve... bu evin ruhu da onunla gitti.
Bu da bizim dedemiz. Dede? Bak seninle görüşmek için kimler geldi? Gelininle torunun geldiler. Hemşire, hemen oksijen lütfen. Lütfen dışarı çıkın. Durumu daha da kötüleşebilir. Anne ben çocukların çalışması için bir şeyler hazırlıyordum demin. Bugün İçan'ın okuluna gittim. Bana iyi geldi. İçan'a yakınmışım gibi hissettim açıkçası. Çocukların yüzlerindeki gülümsemede İçan'ın gülüşünü görmeye çalıştım anne. Ben büyük bir hata yaptım. Ne seni ne de İçan'ı anlayabildim. Lütfen beni affet. Hayır anne. Oğlum. Ne sen İçan'sız mutlu olabilirsin,
ne de içe sen olmadan. Git oğlum. Onu bul ve hemen eve getir. Doğru söylüyorsun anne. Ama şunu bilmelisin ki... ikimiz de birbirimiz... olmadan asla yaşayamayız. Ama ona ne diyeceğim anne? Eminim ki... beni affedecektir. Ama hangi yüzle ondan af dileyeceğim şimdi ben? Bunu nasıl yapabilirim? Söylesene anne. O bizim ailemizin... onurunu kurtardı anne. Bütün gayretiyle yalnızca bizim ailemizin onurunu düşündü her zaman. Öyle değil mi anne? Ben onun aşkına layık değilim anne. Kesinlikle değilim. Anne, ben çok iyi biliyorum ki o benden uzaktayken hak ettiği şeyleri elde edecektir anne. Biz iyi ve kötü insanları yanlış değerlendirmiş olabiliriz. Ama Tanrı bunu yapmaz. İtça. Orada ne oldu? Onunla tanıştın mı? Sağlığı nasılmış? Beni görünce durumu daha da kötüleşti anne. Ne? Ben şimdi ne yapacağım? Olanlardan hiçbir şey anlamadım. Ben ve çocuğu görünce durumu daha da iyiye gider diye düşünmüştüm. Ama o... İtça. İtça, en kısa zamanda buradan gitmeliyiz kızım. Ben bundan hiçbir şey anlamadım. Bu ortam beni çok geriyor. Eğer tamam dersen hemen şimdi gidelim. Hiç durmayalım burada kızım. Hadi. Abla. Hadi yemeğe gel. Biraz yemek ye. Abla. Hadi biraz ye. Sen de... kendini bırakırsan bu ev ne hale gelir? Divya kızım yemek yemeyerek hiçbir şeyi düzeltemez. Yiyecekler boğazımdan geçebilse yiyebilirdim. Hem neden yemek yiyeyim ki? Peki yemeyerek neyi çözeceksin?
Kendini bırakmamalısın. Jogi'yi de ikna et lütfen. O bana çok kızgın. Yaşananların sorumlusu benim. Tapasya bana hiçbir şey anlatmadı. Herkese çok kızgınım. Sana da çok kızgınım teyze, çok. Anlıyor musun? Şimdi öfkelenmeyi bırak ve yemek ye Divya. Tapasya'yı eve getirmek için elimden ne gelirse yapmaya çalışacağım. Nasıl? Onu nasıl eve getireceksin? Sana göre kızımı oraya ben gönderdim. Seni de gönderdim. Peki sen ne yaptın? Kızımı geri getirebilecek misin? Benim Tapasya'm nerede? Tapasya hata üstüne hata yaparken sen neredeydin teyze, söyle. Neden kızımın gitmesine sen izin verdin? Neden teyze, neden? Neden? Abla, sen Tapasya'yı bilirsin. O kimseyi dinlemez. Başından beri aklına geleni yapıyordu sadece. Tapasya'ya bana doğruyu söylemesi için yalvardım. Ama bana hiçbir şey söylemedi. Eğer bana anlatmış olsaydı... Bunların yaşanmasına asla izin vermezdim kızım. Onu yanlış yetiştirmişim eğer. Tapasya'yı çok sevdim ama... O nasıl bu hale geldi? Tapasya nasıl böyle bir şey yaptı? Bunu anlayamıyorum teyze. Hiç anlamıyorum. Divya, kim böyle bir şey olmasına ihtimal verebilir? Bu kızımızın kaderiymiş. Kader değil. Tapasya'yı sen bu hale getirdin. Onu sen şımarttın. Evet, sen de Puşkar gibi... Her şey için beni suçluyorsun kızım. Ben ona göz kulak oldum. Ama sen şimdi beni suçluyorsun. Ben Tapasya'nın mutluluğu için elimden gelen her şeyi yaptım yavrucuğum. Bugüne kadar başımıza ne geldiyse bunların asıl sebebi bu işin köklerini ortadan kaldıramamak. Ama Tapasya'yı eve geri getirelim. Ama nasıl, biz ne yapabiliriz? O nereye gitmiş olabilir? Ne yapmamız gerek? Polisi arayalım mı teyze? Ha? Evet evet, öncelikle polise haber verelim. Hemen bir karakola gidelim. Ha, bir dakika Divya. Ona her zaman kapısını açacak biri var. Aman Tanrım. Belki de oraya gitmiştir. Hayır annem. Sağlığı gerçekten çok kötü. Onu bu durumdayken bırakıp gidersek hali ne olur hiç bilmiyorum. Burada kalmalıyız anne. Hem çocuk ne olacak? Ne yapmamız gerektiğini bilmiyorum.
Bu zavallıcık annesinin onu ne şartlarla bırakıp gittiğini bile bilmiyor. Baksana, senin kollarında ne kadar güvenli. Huzur içinde oynuyor seninle. Ona bakınca senin bebeklik günlerini hatırlıyorum. O günler hep aklımda. Babanla ikimiz ne kadar mutluyduk. Sanki tüm dileklerimiz gerçekleşmiş gibiydi iççe. Senin adını bu yüzden iççe koyduk. Baksana, sana nasıl da güzel gülümsüyor anne. Hayır, bana gülmüyor. Sana bakıyor, sana gülümsüyor. Bu dünyadaki en saf şey bir bebeğin sevgisi ve gülüşüdür. İnsan ona bakarken tüm dertlerini unutuyor. Öyle değil mi? Evet. Evet anne, çok haklısın. Çocuğum nerede? Çocuğum nerede? Kızım nereye kayboldu? Kapasya. Kızım nerede? Sakin ol evladım. Kızımı nereye götürdünüz? Sakin ol kızım. Senin için yiyecek bir şeyler istedim. Hayır. Hayır, hiçbir şey istemiyorum. Ben sadece çocuğumu istiyorum. Hepsi bu kadar, tamam mı lütfen? Evladım, ben sizi alıyorum. Sakin bana ihtiyacı kızım. Vardır onun. Sakin çocuğumu ol. Verin. Tamam. Bana çocuğumu geri verin. Bay Radot, lütfen çocuğumu getirin. Onu alıp getireceğinizi söylemiştiniz. Lütfen. Bana ihtiyacı vardır. Kızım nerede Bay Radot? Kızımı getirin bana ne olur. Yalvarıyorum size. Bana ihtiyacı vardır onun. Lütfen bana çocuğumu ver ne olur. Çocuğum nerede? Kızım nerede benim? Yalvarırım, söyle. Sakin ol. Sakin ol. Sana çocuğumun nerede olduğunu sordum. Çocuğum nerede diyorum. Çocuğumu buraya getirmedin mi? Çocuğumu buraya getirmedin sen. Çocuğumu getirmedin sen. Nerede benim çocuğum, nerede? Nerede diyorum sana? Papasya, lütfen sakin ol, lütfen. Hiçbir şey dinlemek istemiyorum. Kızım nerede? Ona ihtiyacım var benim. Kim bilir şu an ne haldedir? Lütfen çocuğumu bana geri ver. Onu saklıyor musun yoksa? Sakin ol ve beni dinle lütfen. Çocuk orada değildi. Değil miydi? Sen ne yaptın peki? Onu iyi aramadın değil mi ha? Hemen gidiyoruz. Ben de seninle geliyorum. Sana göstereceğim. Kızımı alıp buraya geleceğim. Göreceksin. Bulurum sakin onu ben. Tamam. Tapasya, sakin ol. Kızımı alıp geleceğim. Lütfen hadi gidelim. Lütfen sakin ol. Bana kızımı ver. Kızım. Tapasya! Lütfen sakin ol. Sen tam iki gündür kendinde değildin. Çocuğu aramaya gittim. Ama çocuk orada değildi. Ama onu arıyorum. Ve mutlaka bulacağım. Her şey benim suçum. Her şey benim suçum.
şimdi kimin ne veya ne haldedir hiçbir fikrim yok benim. Kızımı istiyorum ben, yalvarırım ne olur. Kızımı getir. Sakin ol. Kızımı bul, onu istiyorum onun. Bana ihtiyacı var. Kızım. O benim kızım Tapasya. Ve onu bulup getireceğim. Polisi beklemeyeceğim. Sana söz veriyorum, onu bulup getireceğim. Hiç merak etme. Onu bulacağım. Nanhe nanhe se haathon mein gudiya purani kismat apni to jaise koi roothi nani nanhe nanhe se haathon mein gudiya purani.